Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden 2. dönemin 1. yazılı sorularıyla sizlerle beraberim. Öğretmeniniz muhtemelen sizlere yazılıda bu soruların benzerlerini soracaktır diye düşünüyorum. Ve hemen 1. sorudan başlıyorum. 1. sorumuz kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusuyla ilgili. Aşağıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen kesirleri yazınız diyor. Bakın A harfi, B harfi, C harfi var. Ne yapacağız öğretmenim, nasıl yazacağız derseniz şöyle. İlk önce kesirlerimizin yerlerini bir hazırlayalım. Bakın, bir pasta kaça kesilmiş? İlk önce ona bakın. İlk dikkat edeceğim şey bu. Bakalım sıfırdan başlayıp sıfırı saymayın tabii. Attığınız adımları sayın böyle. Bir adım, iki, üç, dört, beş, altı. Bir pasta altıya kesilmiş. Diğer pastalar da altıya kesilmiş. O zaman buradaki kesirlerin hepsinin paydası altı olacak. Peki pay kısmı? Yukarısı o da A harfi kaçıncı adımda bakıyorum. Bir adım, iki, üç, dördüncü adımda. O zaman A harfinin olduğu yer 6'da 4 olacak. B harfi nerede? 4'ten sonra devam edelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. adımda. 11 bölü 6 ya da 6'da 11 diyebilirsiniz. Bileşik kesir. Bakın basit kesir 1'den 0 ile 1'in arasında zaten. C harfi peki nerede? 11'di burası. 12, 13, 14, 15. adımda. C harfinin olduğu yerde 6'da 15 veya 15 bölü 6 diye okuyabilirsiniz. İkinci soru bölme işlemiyle ilgili bir soru sorabilir öğretmeniniz. Aşağıda verilen kalanlı bölme işleminde bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Şu en fazla sözüne dikkat edin. Biz şimdi buradaki bölünen sayıyı nasıl buluyorduk? Bölen ile bölümü çarpıyoruz. Yani şu ikisini çarpma yapıyoruz. Yapalım. 27 ve 19'u çarpalım. 9 kere 7 63. Elde var 6. 9 kere 2 18. 6 da elde 24. 1 kere 7 7. 1 kere 2 2. Topluyorum. 3 11 513. Hemen gidip A şıkkını işaretlemeyeceğiz. Niye? Çünkü kalanlı bölme işlemi diyordu. O zaman kalan da olabilir. Burada bir şaşırtmaca var. Sizleri bulmasını isteyebilir öğretmeniniz. Peki buradaki kalan sayı kimlerden oluşabilir? 19'dan küçük sayılar gelebilir buraya. 18, 17, 16, 15 ve daha küçükler. Ama bizim bölünen sayımızın en fazla olmasını istiyoruz ya. O zaman buraya en çok sayıyı koymamız lazım. En çok buraya 18'i getirebilirim ben. Çünkü 19'dan küçük olması lazım. Ve kalanın da 18 olduğunu düşünerek ne yapacağız? 513'e 18'i ilave edeceğiz. Topluyoruz çünkü kalan olduğu zaman da. Ne oldu? 11, 2, 1 daha 3, 531 oldu. Demek ki cevabımız C şıkkıymış. Bu şekilde yapmalıyız. Diğer soru bir problem sorusu. Kesirlerle ilgili bir problem. Bir araç 1160 kilometrelik yolun önce yarısını gidip mola veriyor. Sonra kalan yolun 5'te 3'ünü gidiyor. Gitmesi gereken daha ne kadar yolu kalmıştır? Kesirlerde problemlerle ilgili öğretmeniniz muhakkak sorar. Ben o şekilde düşünüyorum. Şimdi 1160 kilometrelik yolun önce yarısını gitti ya. Biz bunu bir bulalım. 1160'ı yarısını bulmak için ne yaparız? 2'ye böleriz. Bölelim. 1'de yok. 11'de 5 kere var. 5 kere 2 10. Çıkardım. 1 kaldı. 6'da 6'yı getirdim. 16. 16'da 2 8 defa var. 8 kere 2 16. Sıfırı getirdim. Sıfırda 2 yok. O zaman bir sıfır koydum. Yarısı 580. Bunu gitmiş. Geriye ne kadar kaldı? Diğer yarısı. Diğer yarısı da 580 oluyor yani. 580'in ne kadarını gitmiş? 5'te 3'ünü gitmiş. O zaman 580'i 5'e böleceğim ve 3 parçasını bulacağım. Hemen buluyorum. 5'e bölüyorum. 1 kere B var. 5 oldu. 8'i getirdim. 1 kere var. 3 kaldı. 0'ı getirdim. 6 kere var. 30 oldu. Demek ki bir parçası 116. 3 parçasını gitmiş. 116 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 6 18. Elde var. 1 3 kere 1 3. Bir de elde 4. 348 kilometre gitmiş. Yine bitmedi. Ne diyordu? Gitmesi gereken daha ne kadar yolu kaldı diyordu. 580'den bu sayıyı çıkaracağız. 580'den 348'i çıkarıyorum. 2, 7 kaldı. 3, ne oldu? 2. Demek ki 232 kilometre yolu kalmıştır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da değişik bir yöntem daha söyleyeyim size. 580'i 5'e böldünüz ya.
116. Bir parçayı buldunuz. Gitmesi gereken kaç parça kalmıştı? 2 parça. 116 ile 2'yi de çarparak bu sayıyı buradan da ulaşabilirsiniz. Ama bu normal gidiş yolundan da gidebilirsiniz ve bu şekilde cevabı bulursanız öğretmeniniz tam puan size verir. Kesirleri sıralama sorusu. Öğretmeniniz yine buradan sorabilir. Neye dikkat edeceğiz burada? Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe sıralayınız diyor. İlk önce bakacağız kesirlerimize. Neresi aynı bunların? Pay kısımları mı, paydaları mı? Bakıyorum paydalar aynı. Paydalar aynı ise, alttaki sayılar aynı ise, üsttekilerden çok olanı seçerseniz en büyük olanı bulursunuz. O zaman 9'da 6 kesri en büyük. İkinci 9'da 4 oluyor. Ve en küçük 9'da 2 oluyor. Bu şekilde sıralayın. Şuradaki kesirlerde ise yukarıdakiler aynı. Bakın 2, 2, 2. Yukarıdaki sayılar aynı ise aşağıdakilerden az olanı seçin. Yani şunu seçin en büyük kesir. Öğretmenim nasıl az oluyor bu? Burada 18 var. Burada 3 var. Niye böyle bunu seçtiniz derseniz şöyle. Örnek vereyim. Her 3 öğrenci düşün. 3 tane çocuk. Bu birinci çocuğun pastası. Bu diğer çocuğun pastası. Herkesin 3 tane aynı pastası var. Herkes 2 parça yemiş pastalardan. Ama bu çocuk 18'e kesmiş. Parçaları minicik minicik kesmiş. Bu az yemiş oluyor. Bu ikinci çocuksa pastasını 3'e bölmüş. Kocaman kocaman kesmiş. Yani 3 parçaya ayırmış ve 2 parça yediğinde pastanın neredeyse yarıdan çoğunu yemiş oluyor. Daha çok yemiş oluyor yani. Parçaları büyük yani. O yüzden büyük oluyor. Neyse bu konuyu zaten öğrenmişsinizdir. Çok uzatmayayım. Ben hem konu anlatımına girdim bu arada. 3'te 2 en büyük oluyor yani. Büyüktür. 7'de 2 ikinci ve en küçük kesir 18'de 2 oluyor sevgili öğrenciler. Bu şekilde yapmalısınız. Bir daha söylüyorum. Üstteki paylar aynı olduğunda, üstteki sayılar aynıysa, aşağıdaki sayılardan az olanı seçerseniz büyük olan kesri bulursunuz diyorum. Ve 5. soru saatlerle ilgili soru. Muhakkak öğretmeniniz soracak. Ben bunu eminim. Aşağıdaki saatlerin öğleden önce ve öğleden sonraki okunuşlarını yazınız diyor. Şimdi saatleri yazarken şuna dikkat edeceksiniz. Önce akrebi yazacağız. Saat kısmı akrep. Yelkovan dakikaları gösteriyor. Şimdi akrep bakın nerede? 2'yi geçmiş, 3'e henüz gelmemiş. O zaman biz saati yazarken öğleden önce olunca 02 veya sadece 2 de yazabilirsiniz. Şimdi dakikaları yazalım. Dakikaları da 12'den yani 0 noktasından başlayıp 5'er 5'er sayacaksınız buradaki rakamları. 5, 10, 15, 20, 25. Yani saat 2'yi 25 geçiyor öğleden önce. Öğleden sonra olsaydı bu saat o zaman da şunu yapacaksınız kolay olarak. Şu 2 ile 12 ile 2'yi toplayın ve şöyle yazın 14. Dakikalar aynı dakikaları değiştirmeyin. Doğrusu bu şekilde olacak 14-25 saat. Şunu yapalım. Öğrencilerin en çok yanlış yaptığı saat bu. Niye? Şöyle bakın. Akrep 9'u geçmiş, 10'a çok yaklaşmış. Bazı öğrenciler bunu 10 yazıyor, yanlış yazıyor. Çünkü daha henüz 10'a gelmemiş. Nereden anladın öğretmenim derseniz bakın. Yelkovan şuraya gelseydi, şöyle 12'yi gösterseydi tam olarak 10'a gelmiş diyebilirdik. Ama daha gelmemiş, 5 dakika var yani. O zaman 10'a gelmediği için biz bunu ne yapacağız? 9 olarak yazacağız. 9 veya 09 da yazabilirsiniz. Dakika kaç geçiyor? Saydığımız zaman 5'er 5'er 5, 10, 15 bu şekilde 55 oluyor. 9.55 sabahleyin. Öğleden önce. Öğleden sonra olduğunda ne olacak? 12 ile 9'u toplayın. Ne yapar? 21. O zaman 21.55 yazacağız. Bu şekilde. Şunu yapalım. Bakın bu da aynı. 8'e çok yaklaşmış. 8 yazmayın sakın. Niye? Çünkü daha Yelkovan 12'nin üstüne gelmediği için tam 8'e ulaşmamış bu. Tamam çok yakınına gelmiş ama o zaman biz buna ne yapacağız? 7 yazacağız. 07 virgül dakika kaç geçmiş saydığımız zaman 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 7.50 saat. Öğleden sonra olsa 12 ile 7'yi toplayın 19. 19.50 eder. Bu şekilde okunur ve yazılır. Şuna bakalım öğleden önce olduğunda 12 noktası 0 noktasıydı biliyorsunuz. 0 diyorduk buraya. Burası 1 böyle gidiyor. 0 geçmiş 1'e gelmemiş. O zaman 00 yazacaksınız. 00 kaç geçiyor? 25 dakika. 00:25. Öğleden sonra olduğunda 12:25. Bu saat bakın 8'i biraz geçmiş. 9'a gelmemiş. 8 yazacağız. 8 kaç geçiyor? 15 geçiyor. 8:15.
Öğleden sonra olduğunda 12, 8 daha kaç yapar? 20. 20, 15 olur o zaman. Şu, bakın akrep 6'yı geçmiş. 0, 6. 7'ye gelmemiş. 7 yazmıyoruz. 0, 6. Kaç geçiyor dakikalar? 30. 6, 30. Öğleden sonra olduğunda 12, 6 daha 18. 18, 30 yazmalısınız. Bu şekilde yazmalara dikkat edin diyorum. 6. soruyu gösteriyorum. Yine saatlerle ilgili bir problem var. Kayseri'den saat 15.50'de hareket eden otobüs saat 20.10'da Ankara'ya varmıştır. Buna göre yolculuk kaç saat kaç dakika sürmüştür? Ne zaman gitti Ankara'ya vardı? 20.10'da. 20.10'u yazıyoruz. Ne zaman hareket etmişti? 15.50. Çıkarıyoruz bu saat ve dakikayı. Bakalım ne kadar sürmüş. Şimdi çıkarma yaparken ne yaptım? Dakikaları alt alta, saatleri alt alta yazdım. Önce dakikaları çıkaracağız. Fakat çıkaramıyoruz. Şöyle ayırayım da göstereyim. 10 dakikadan 50 dakika çıkaramayız. O zaman ne yapacağız? Komşudan 1 saat alacağız. 1 saati alıp buraya dakika olarak ekleyeceğiz. 1 saatte kaç dakika var? 60 dakika. 10 dakikada burada var. Oldu burası 70 dakika. Şunu çizelim. Burada ne kaldı? 20 taneydi. Birini verdi. 19 kaldı. Şimdi çıkarabiliriz. 0, 2, 4, 0. Bakın ne kadar sürmüş? 4 saat 20 dakika sürmüş yolculuk. Bu şekilde olacak cevap. Yani burada çıkarma yapamadığımız zaman komşudan 60 dakika alacaksınız. 1 saat alacaksınız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. 7. soru zor bir soru ama öğretmeniniz yine sorabilir. Saat 22.50'de uyuyan Veli sabah 7.35'te uyanmıştır. Buna göre Veli kaç saat kaç dakika uyumuştur diyor. Şimdi 22.50'de uyumuş fakat o gün uyuduğu gün 24'te bitiyor. Daha sonra yeni bir gün başlıyor. Yeni günden de bu kadar uyumuş. İlk önce biz şunu hesap etmemiz lazım. Uyuduğu gün 24'te bitiyordu. Acaba o gün ne kadar uyudu? 22.50'de yattığına göre 24'ten 22.50'yi önce çıkaracağız. Yine çıkaramıyorum bakın. 0'dan 50 çıkmaz. Ne yapıyorum? Komşudan 1 saat alıp buraya veriyorum. 60 dakika ilave ediyorum. Burada ne kalıyor? 23. Şimdi çıkarabilirim. 0, 10. 3'ten 2 çıktı 1. Bakın 1 saat 10 dakika bugün uyumuş. Ve uyumaya devam etmiş ama yeni bir gün başlamış. Ve yeni günde de bu kadar zaman uyumuş. O zaman buradakiyle bu bulduğumuz sonucu toplayacağız. Yani 7.35 ile 1.10'u toplayacağız. 5... 4, 7, 1 daha 8. Ne oldu? 8.45. Yani 8 saat 45 dakika uyumuş. Bunu saat olarak düşünmeyin. Ne kadar uyuduğunu bulduk biz. 8 saat 45 dakika uyumuş. Hatta şöyle uzun yazalım. Birini uzun birini kısalta yazarsak iyi olmaz. Evet, ikisini aynı şekilde yazalım. 8 saat 45 dakika uyumuş Veli. Bu şekilde yapacağız. 8. soru. Kesirlerle ilgili bir soru. 8'de A kesri basit kesir olduğuna göre A yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır diyor. Şimdi basit kesir olduğuna göre A'nın yerine kim gelebilir? 8'den küçük olanlar. Yani 7, 6, 5. Buraya 8'i koyamayız. O zaman bileşik kesir oluyor. 9'u koyamayız. Bileşik kesir oluyor. A'nın yerine 7 gelebilir. 6 gelebilir. 5, 4, 3, 2 ve 1. Bunları topladığımız zaman cevabı bulacağız. 13, 18, 22, 25, 27, 28. Cevap 28 oldu. Bu şekilde yaptık. Son sorumuz. Yine kesirlerle ilgili bir soru. Bir pazarcı elmaların 11'de 3'ünü sabah, 11'de 4'ünü öğleden sonra satmıştır. Elinde 60 kilogram elma kaldığına göre elmaların tamamı kaç kilogramdır? Zor bir soru. Ama ben size böyle zor bir soru çıkarsa nasıl çözeceğinizi öğretmek için aslında biraz zor yazdım. Şimdi 11'de 3'ünü sabah, 11'de 4'ünü öğleden sonra bunları bir toplayalım. Kesirlerle toplama işlemi. Ne oldu? 7, 11 parçanın 7 parçası satılmış. Elinde bu kadar kalmış. Şimdi elindekilerin kaçta kaç olduğunu bilmiyoruz ya. Önce onu bulalım. Yani elmaların tamamı 11'de 11. Bu kadarı satıldı. Çıkaralım şimdi de. Ne kaldı geriye? 4. Yani 11'de 4'ü kalmış elinde. Ve bu 11'de 4 parça 60 kilogrammış. Yani 4 parçası bu kadarmış. O zaman biz 60'ı 4'e böleceğiz ve 1 parçayı bulacağız. 1 kere 4, 4. 5 kere 4, 20. Ne oldu? 1 parçası 15. Elmaların tamamı 11 parçadan oluşuyordu. Paydadan anlıyoruz.
15 ile 11'i çarparsak bütün elmaların kaç kilogram olduğunu bulacağız. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. Yine aynısı. Toplayalım. 5, 6, 165 oldu. Demek ki elmaların tamamı 165 kilogrammış. Bu soruyu bu şekilde çözmelisiniz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Yazılıya hazırlık videolarım yine devam edecek inşallah. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.